Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz. Çok şükür. Nasılsınız? Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Kongre sonrası işte bütün şeyleri yürütüyoruz. Rol olan abilerimiz. Birlikte aynı zamanda genel merkez kurucusuyuz. Genel başkanımız işte İstanbul'u da gidip bizim beraber kurmamızı istedi. Bizim penceremizde artık Türkiye'de şeylerin doğru gitmediğini, düzelmesi gerektiğini gibi bir bakış açımız vardı. Ve hiçbir şeyin düzelmeyeceğine inandığımız bir an artık yeni bir sayfa açmak gerektiğine inandık. Yapmayı nasıl belirsin inşallah. Allah kadar kararlısın. Her sözü meşru görme gibi karşı tarafa her türlü iftira yapma gibi hakkımız yoktur. Buna ihtiyacımız var. Biz önemsiyoruz teşkilatlar boyutuyla da. Özellikle genel merkez boyutuyla da bir ortak bir hedefler olduğu zaman bir araya gelmenin, ülkenin menfaatleri söz konusu olduğu bir araya gelmenin ve fikir alışverişinde bulunmanın, istişareler yapmanın en azından aşağıdan yukarıya doğru faydalı olacağını düşünüyoruz. O anlamda belki bu tür ziyaretleşmeler genel merkezler boyutunda da daha bir anlam kazanacak. Bu anlamda belki aşağıdan gelen talepleri, bu bildikleri siyasette kullanılanlı dilin kardeşliğe, birliğe, beraberliğe yönelik, birleştirici dilin bu kadar da inşallah karşılık bulacağını düşünüyoruz. Genel anlamda siyasi anlamda. Geri kalan 7 ilçemizde işte 3-4 tanesini olgunlaştırdık. Onları da önümüzdeki günlerde atayacağız. Yani genel kongremiz Ekim'in başında görüldü. Ekim'in 15'ine kadar yapılacak. Yani genel kongreye kadar biz İstanbul'da bütün teşkilatlamamızı tamamlamış olacağız inşallah. Tabii işte kongreyi falan yaptık zaten. Yasal prosedürü yerine getirdik. Şu anda seçime girmedi bir engel yok. Şöyle, genel kongreyi yapmamız gerekiyor. Yani diğer iller devam ediyor. Şu anda 23 il tamamlandı. Eylül'ün sonuna kadar 41'in üzerine çıkılacak. Ondan sonra işte hızlı bir şekilde genel kongreyi yapacağız. Ülkenin geleceğiyle ilgili, gençlerimizin ülkeye bakış açısıyla ilgili çok korkunç bizi ürküten tespitler var içerisinde. Yani gençlerimiz %75'i yurt dışında eğitim almak istiyor, yurt dışında çalışmak istiyor. Çok tehlikeli bir şey bizim açımızdan. Ülkenin geleceği açısından bir 10 sene sonrasını düşünemiyorum. Yani bir şeyler yapmak gerekiyor, bir mücadele vermek gerekiyor. Evet, az önce de söylediniz, yani can evimizden vurulduğumuz şeyler var, bizi üzen işte şeyler var. Ama bir yerden de işte bu ortadaki cenazeyi kaldırmak için yani büyük bir mücadele vermesi gerekiyor. Bizler işte o yolu seçen insanlar, işte siz farklı bir kulvarda, biz farklı bir kulvarda. Bu mücadelenin Türkiye'de çok net bir şekilde belirmesi gerekiyor. Yoksa bizim adımıza, işte aynı camiadan gelen insanlarız. Camianın itibarı açısından da işler iyi bir yere gitmiyor.